Temizlik yapılıyor, dezenfekte ediliyor. Camiler cuma namazına hazırlanıyor. 2,5 aydır kapalı olan camiler yarından itibaren kısmen açılıyor. Cuma namazı da aylar sonra ilk defa cemaatle kılınacak. Cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde münferit namaz kılmak isteyenler için kapılar açık tutulacak. Mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içerisinde kılınabilecek. Ancak cuma namazları cami içerisinde kılınamayacak. Abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı olacak. Abdest ihtiyaçları giderilerek camiye gelinecek. Maskesi olmayanların camiye girmesine müsaade edilmeyecek. Yüksek sesle konuşmalarda virüs yayılımı daha fazla. Uyarı Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'dan geldi. Yüksek sesli konuşmalarda virüs yayılımı daha fazla. Damlacık daha çok çıkıyor ve virüs de ona bağlı olarak daha çok çıkabiliyor. O yüzden mümkün olduğu kadar camide az konuşma. Bizim camilerimizde hani duaların çoğu içten okunuyor ama özellikle tekbir gibi herkesin katıldığı yüksek sesli konuşmalarda mümkün olduğu kadar alçak tonda yapmakta yarar var diye düşünüyorum. İstanbul Valiliğinden de cuma namazı kılınacak camiler açıklandı. Süleymaniye, Sultanahmet, Eminönü, Yeni Cami, Ortaköy ve Çamlıca Camii cuma namazının kılınacağı camiler arasında. Vali Ali Yerlikaya videoyu, 29 Mayıs Cuma günü özlem ve hasret bitiyor. İstanbul'da cuma namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. Gerekli tedbirlere uyarak ibadetimizi yapacağız, Allah kabul etsin yazısıyla paylaştı.